Arkadaşlar merhaba. VHDL ile FPGA programlama dersinin 11.sindeyiz. Bu derste VHDL'de state machine, durum makinesi yapılarını göstermeye çalışacağım. Önemli bir yapı. Devreler kompleksleştikçe, karmaşıklaştıkça durum makinalı state, yani state'ler üzerinden tasarımın yapılması bize kolaylık sağlayacaktır. Yani herhangi bir tasarımda mutlaka bulunması gereken bir yapıdır state machine. Bunun için de bir örnek olarak bir debounce devresi düşündüm tasarlamayı. Debounce dediğimiz olay mekanik butonlarda, switchlerde siz bir state değişimi yaptığınız zaman yani işte switch'i yukarı kaldırdığınızda aslında orada mekanik kontaklar birbirine bir anda o sinyal sıfırdan bire geçmez. Böyle o sıfırdan bire bu şekilde bir hareket dalgalanma yapar. Dolayısıyla siz aslında bir sıfırdan bire geçişle bir şeyi triggerlemek, tetiklemek istiyorsunuzdur. Fakat birçok kez o sıfırdan bire geçiş veya birden sıfıra geçiş gerçekleşeceği için sizin düşündüğünüz yapıyı şeklinde çalışmayacağı için devre hatalı bir sonuç çıkabilir. Yani siz mesela bir rise edge detect etmek istiyorsunuz bir sinyalde. Switch'i yukarı kaldırıyorsunuz ama birden çok o rise edge gerçekleşiyor. Bunun için Google'a debounce yazarsanız burada bakın bir osiloskop görüntüsü de var. Yani şu şekilde tık 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 tık. Bounce zıplamak demek zaten. Debounce da bu zıplamayı engelleyici, filtreleyici bir devre. Bunun için bir kod yazalım birlikte. Mesela şurada da işte debounce butona bastığınız zaman böyle 0-1 oynar. Buna karşı bir önlem almanız lazım. Önlem nasıl alınabilir? Şöyle yapabilirsiniz. Yani şöyle yapacağız. Diyelim bir durumundayız state olarak. Sıfıra bir iniş gözlemledik. Burada şunu gözlemleyeceğiz. Bu sinyal belirli bir süre kadar sıfırda kalmasını bekleyeceğiz. Atıyorum bu süre parametrik yapalım bunu. 1 milisaniye olsun diyelim. Yani 1 milisaniye boyunca bu sıfırda kalırsa bu sinyal. Yani bu şu demek artık şu andan itibaren 1 milisaniye sonra siz bunun durumunu sıfıra çekeceksiniz. Bizim 4 tane o zaman state'imiz olacak. State 1 yani 1'de olma durumu. Birden 0'a geçiş durumu. 1 to 0. 0 state'i bir de 0 to 1 diyelim. Yani 4 tane state. Bu 1 to 0 state'lerinde çıktı 1 olacak. 0 to 1 state'lerinde de çıktının 0 olması lazım. Böyle bir devre yapalım birlikte ve bir debounce olan koruma olan bir switch'le yapalım. Bir de olmayan bir switch'le yukarı kaldırdığımızda acaba kaç tane rise edge gerçekleşmiş? Bunları da LED'de gösterelim. Evet. Böyle bir devre yapalım. O zaman add source, create source, create file. Debounce diyelim buna. Okay. Finish. Okay. Yes. Şimdi debounce kodumuzu açalım. Böyle. Şimdi porttan önce jenerik. Jenerik yapımız olacak. Bir de port. Jenerik clock frekans. C clock frek diyelim. Integer. 100 milyon bizim FPGA'mizde ama jenerik yaptık. Başka? Bir de bu süreyi yazalım. C debounce time diyelim ona. Integer. Bunu da frekans çizdiğinden buraya yazalım. Timer limitte frekans bölü debounce time olsun. Örnek olarak buraya 1000 yazarsam 1 kHz yani 1 milisaniye anlamına gelir. Yani 1 milyon, 100 milyon bölü 1000 dediğimizde sayaç bu kadar saydığı zaman yani 1 milisaniye kadar saymış olacak. Bu şekilde yapalım. Bir de initial value diyelim. İlk değer ne olacak? Bu da 0 ya da 1 olabilir. Bunun için lazım. Mesela sıfırla başlasın. Yani bir tane elektronik kartta kullandığımızı düşünelim bu debounce'ı. Bir yeri gözetliyoruz. İlk güç açıldığında bunun sıfırda ya da birde başlaması kritik olabilir bizim için. Yani bir şey ateşleyici bir devre olabilir. Kritik bir şey olabilir. O yüzden bir de bir initial değer ne olsun? Çünkü initial değeri sıfır yaparsan bu ilk o debounce 1 milisaniye boyunca sıfırda kalıp sonra 1'e çıkacak. Sinyal en baştan 1 olsa bile.
Dolayısıyla bir initial value'nun kritik olabileceği durumlar için böyle bir şey koyalım. Buna göre durumlarımızı oluştururuz. Port clock, artık clock bundan sonra bütün şeylerimizde olacak, tasarımlarımızda. Switch olsun. İki tane switch kullanalım. S-Logic Vector mu yapalım? Öyle yapalım. Şöyle de yapabilirim. S-Logic 1.0 da diyebilirim. Ya da iki tane switch de tanımlayabilirdim S-Logic tipinde. Bunlar input. Input. Output. Bir de şey olsun. Resetleyici, bir sayaç sayacağız. Rise edge sayacağız. Onları resetleyici bir buton olsun. Bu da buton diyelim. STD logic. Tamam. Resetleyici buton olsun. Bir tane switch'i de ona da select diyelim. Select tabi diyemiyoruz. Bunları in dersek sıkıntı olmaz şöyle. Switch in. Buton input. Select input. Böyle yapalım. Bu da LED'lerde hangi switch'in hareketini göstersin. Çünkü 16 tane LED var. Belki 8 LED birine, 8 LED birine ayırırsam 250'den fazla Rise Edge oluşabilir. O yüzden hani 8'den fazla LED'e vereyim dedim. Böyle bir select switch olsun. Output'larım da LED. LED output. Out. STD Logic Vector. Yani biz 15 tane LED'i de verelim. Kaç tane olacağını bilmiyorum çünkü Ryzen'in. Zaten onu gözlemleyeceğiz. Evet. Şimdi hangi sinyallerimiz olacak onu düşünelim. Bir timer'ımız olacak. Bu timer yani switch'ten sıfırdan 1'e algıladığında saymaya başlayacak ve bu şu bölü şuna kadar sayacak bunu. Ve eğer o süre boyunca 0 ya da 1 oluşursa state değiştirecek. Onun için bir limit belirleyelim. Constant. C timer lim integer eşittir C clock break bölü C dev time. Tamam. Şimdi timer'ımızı tanımlayalım. Buna constant yazacağız başına tabi. Sinyal timer integer range belirliyorduk. 0 to şu. Initial değeri de 0 olsun. Tamam. Timer enable etmeye gerek var mı? Var. Yani state değişlerinde timer enable olacak. STD logic. Şimdi ilk durumu da 0 olsun. Bir de timer tick olsun o zaman. Timer tick. STD logic. İlk değeri 0 olacak. State. Şimdi state için bir type tanımlıyordum. Type t state diyelim. Şimdi sintaksını hep unutuyorum ben. Diyeceksiniz ki bunca yıldır kod yazıyorsun. Bir type state'ini sintaksını bilmiyor musun? %100 hatırlamıyorum. Şuradan bakalım. Şöyle yazıyorum. Type in VHDL. VHDL constructs types types. Bakıyorum şuradan. Bak nasıl yapmış type. Mesela şurada var mı? Type of code is şu şekildeymiş. Tamam. O zaman is diyorum. Şöyle yapıyorum. State isimlerini yazacağım buraya. S ile başlayayım. Initial. Initial state'i. Zero state'i var. Zero to one. Yani sıfırdan bire geçiş. One state var. Bir de one to zero. İlk değerinde s initial. Tamam. Burada şeyi göstermek istedim. Yani sintaksı ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Yani mantığı bilmeniz önemli. İnternette sintaks veya herhangi bir yerde var. Zaten eski kodlarınız olacağı için elinizde bir iki kere kod yazdıktan sonra oradan da alıp şey yapabilirsiniz. Şimdi bu type'ın tanımladık. Yani t state diye bir type var artık. Tıpkı bir
Bu distek dediğim şey bir integer, s-logic gibi bir şey oldu type. Bu type'da bir sinyal tanımlayacağım. Sinyal state t-state tipinde state'in ilk değeri s-initial. Şurada bir hata yaptık. Buraya bu şekilde yazmıyoruz. Bunun sinyalin ilk değeri oluyor. Yani type'ın bir ilk değeri yok. Sinyalin ilk değeri olur. Tamam, tanımladık. Bir yazmaya başlayalım bakalım ne olacak. Şöyle yapalım. Proses diyelim. Clock. Sequential bir proses. Begin. End process. State machine için case state is end case diyoruz. Her bir durumu şöyle yazıyoruz. When s initial, when s 0, when s 0 to 1, when s 1, when s 1 to 0. Şimdi tek tek bu durumlarda neler olacak ona bakalım. Bu aslında çıktı sinyalim benim. Yani şu tabi de tab modül gibi yazdık bunu da. Aslında şey yapmak istiyordum ben. Debounce modülü oluşturup tab modülde onu instantiate etmek istiyordum ama direkt tab modül gibi gelişti kod. Evet. Böyle yapalım. Bu dursun. Ya da bunu tutalım. Bunu değiştirelim. Şimdi aslında debug modülü şu şekilde çalışır. Bir clock olur. Bir tane sinyal input olur. STD logic. Bir tane de sinyal out olur. Out STD logic. Yani sadece debug kısmını burada yapalım bu kodda. Tab modülde bunu instantiate edelim. Tamam. Tamam. Şu şekilde o zaman. Initial durumunda şuna bakacak. If c-initial equal 0 ise then end if state eşittir 0. Çünkü 0 durumunda. Else state eşittir 1. Tamam. Initial'ın tek şeyi bu. Şu parametreye göre initial'dan yani bir clock sürecek burası. Hemen ilk hangi state'e geçecek? Şimdi 0'dayım. If 0'dayken bir şekilde input sinyalim benim output şey olursa yani de sinyalin eşittir 1 olursa tamam sıfırdayım. Bir anda bir 1 algıladım. Then, o zaman gideceğim state benim state eşittir s 0 to 1. Bu state'teyken benim çıktım da yani sinyal o eşittir 0. Bu state'te de 0. Çünkü belki şey olacak. Sinyal birden sıfıra geçecek. Belki bu bir gürültüydü, glitch'ti. O yüzden burada timer'ı başlatalım. Timer enable eşittir 1 diyelim. Tamam. Sonra eğer her şey yolunda giderse yani if timer tick artık 1 milisaniye diyelim boyunca burası 1'de kalırsa artık tamam bu sinyalin 1 olduğundan eminim. Öyleyse state eşittir s1 state'ine geçsin. Şuraya da şeyi yazalım. If herhangi bir durumda belki bir gürültü ise eğer 1'e çıkacak ve 1 milisaniye dolmadan 0'a geri dönecek. O zaman if sinyal in eşittir 0 olursa yani eski haline dönerse o zaman direkt state eşittir
S0. Tabii timer'ı enable ettik buraya gelir gelmez. Bunu şurada sıfıra çekelim. Yani 0'ya geri dönüyorsa tekrar 0 olsun. Şurada da timer'ı sıfırlayalım. Çünkü artık işi bitiyor. Tamam. Şöyle yapalım, güzel gözüksün. One zero'nun tam zıttı. Sinyal 1. If sinyali 0'sa 0 to 1 değil. 1 to 0'ya geç. Tamam. Bu da bunun tam zıttı. 1 to 0. Sinyal 1. Timer tıklıyorsa 1'a değil 0'ya git. 0. Eğer sinyal 1 ise 1'a geri dön. 1 durumuna. Tabi de timer için bir proses yazmam lazım. Proses mesela buna şey diyelim. Label koyalım. Proses timer. Hani bu şekilde gözüksün. Clock begin end process. Şöyle diyelim. Tabi neyi unuttuk? Şurada if rising edge clock then bu şekilde yazmazsak sequential devre olmayacak. Buraya da end if. Tamam. Şunu şuradan alalım. Timer için de koyalım. En baştan yazarsak unutmayız. Tamam. O zaman timer nasıl olacak? If timer enable eşittir 1 ise then end if else. Yani timer enable değilse timer counter 0 olsun. Timer tick de 0 olsun. Yani eğer enable edilmediyse timer 0 ise enable edildiyse if timer eşittir timer limit. Nerede timer limit? Timer limit diye bir şey yok mu ya? Yani see timer limit. Buna eşitse eksi bir diyorduk. Sıfırdan başladığı için. Yani ne olacak? Timer tick eşittir 1 ve timer eşittir 0 diyelim. Else timer tick eşittir 0 timer eşittir timer artı 1. Evet. Galiba tamam. Sıkıntılı bir yer var mı ona bakalım. Yok gibi. Dev time'ı kullandık. Bunu kullandık. Bunu bir bakalım Vivado'da. Sentezleyelim. Hata verecek mi? Bir tane hata alalım da düzeltelim. Hani hata alınca ne olduğunu da görelim. Yok. Hata yok. Normalde iki satır kod yazsam hata alırım. Ders için olunca daha dikkatli mi yazıyorum bilmiyorum. Hata alamadım. Şimdi bu part 1 olsun o zaman. Çok uzatmayalım dersi. İkinci partta bu debug kodunu devresini instantiate edip bir tab modülde işte FPGA Nexus'taki switch'leri, LED'leri kullanarak debug olan ve olmayan bir switch'in hareketlerini gözlemleriz. Şimdi buradan devam edelim desek ona da çok uzayacak ders. Uzun dersi sevmiyorum. Sizler için yorucu olur. Şimdi ne yaptık? Clock frekans zaten her zaman koyuyorduk. Constant, generic. Debounce time'ı niye işte 1000 yazdık hani 1 milisaniye için, yani niye frekans yazıyoruz? Şimdi mesela debounce time'ın 1 saniye olmasını istiyorsam, yani 1 saniye boyunca baksın. Ne olmalı burası? 100 milyon. Niye? Clock 100 milyona kadar sayarsa zaten 100 MHz'lik clock var. 1 saniye geçer. O yüzden frekans cinsinden düşünürseniz sizin için daha kolay olur. Yani 1000 dediğim 1 milisaniye. Initval'de neden hani bir initial başlangıç değeri oluşturdum? Güç gelir gelmez. Çünkü şu süre boyunca init value 0'sa bu 0 kalacak. Neden?
Ben diyelim initial'dayım. Sıfıra gitti. Sıfırdayım. Çıktım sıfır. Diyelim bir ama input'um en baştan beri. Buraya geldim. Şu kadar zaman bekleyeceğim. 1 milisaniye, 10 milisaniye ne belirlediysem. Buradan 1'a gidene kadar aslında sinyalim en baştan beri 1 olduğunu biliyorum. 1 olması gerekiyor. Devrem o şekilde ve bu çıktım ama 0 verecek FPGA'de. Mesela bir sinyali okuyorum. 1. Ona göre bir işlem yapacağım. O 1'i alacak benim bu devrem. 0'sa initial değerim. FPGA'ye 0 olarak verecek ilk şu kadar süre boyunca. Bu dediğim gibi bazı kritik sistemlerde belki bir şeyi aktive deaktive edecek bir durum olabilir. O yüzden böyle bir önlem aldım. Başka türlü de önlem alabilirdik üst seviyelerde. Ben burada onu almak istedim. Bir clock sinyalim var. Bir sinyal giriyor, bir sinyal çıkıyor. İşte şu olay. Şu. Yani burada bakayım şöyle güzel bir örneklemiş bir şey var mı? Demand'ı, çıktısını. Ne olacak diye. Çok da göremedim. Çıktı ne olması gerekiyor diyor ama şöyle azıcık şey yapıyor. Mesela şurada debouncing gerçekleşiyor. Bizimkisi sıfırdayken burada bitecek debounce. Şu kadar süre daha bekleyecek ve 1 olacak. Sıfıra düşerken de buralarda bekleyecek, filtreleyecek. Atıyorum. Hala 0-1 inişleri var. Şuradan sonra artık hep 0 olduğunu görüp 1 to 0 state'inde olup sonra 0'ya geçecek ve sonucu 0 olarak verecek. Yani bir sonraki derste part 2 olur. Debounce devresinin ve orada da hem olmazsa simülasyon yaparız ve top modül yazarız. FPGA'yı da gömeriz, gösteririz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.